Hepinize merhaba arkadaşlar. Kuzey Yanık kanalına hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Ne videosu çekiyoruz Salimciğim? Mukbang en sevdiğim. Arkadaşlar sizlerin merak ettiğiniz soruları tek tek cevaplayacağız. Burada sorularımız var. Bana soru gelmiş mi? Gelmiş. Emeklerinizi açıyorsunuz. Evet. Ve sorulara başla. İlk büyükten küçüğe doğru. Diyorsun. Salim, soru çok hızlı hızlı yeme. Sen biraz... Valla bitiriyor mu videolarda ya? O zaman ilk başlıyorum. Aga be, aklıma şey geldi baba. Bunu 2 ay önce çektiğimizde araba alıyorsunuz mu sorusu gelmişti. Sen hayır demiştin ya. Salim'e araba alınacak mı? Oğlum ne şey? Ali Burun'a sen cevap verir misin? Evet arkadaşlar, bunu ben açıklıyorum. Salim'e araba almıyorum. Araba işi yaş. Onlarla ilgili sorular var. Ama şimdi arabam var. Yaşasın. Talha, annenizi mi seviyorsunuz yoksa babanızı mı? Tek tek cevaplayın. Tek cevap. Hayır, ilk sen söyle. Hayır, ilk sen söyleyeceksin. Babam yok bak, söyleyebilirsin şu an. Babam tuvalette. Tamam. Arkadaşlar, ben şimdi bunu yayınlarda da dile getiriyorum zaten. Babam bana daha çok şey alıyor. Babam bana daha çok ilgi gösteriyor. Şey alıyor dedi. Duydun mu? Daha çok şey alıyor dedi. Daha çok eşyalar alıyor. Daha çok ilgi gösterdiği için ben babamı seviyorum. Ama annemi de seviyorum. Sen? En çok babanı mı seviyorsun, anneni mi? Tek cevap. Babamı dedim ya. Tamam sen. Kuzey babacı, ben de anneciğim. Evet Salim anneciğim. Canım Kuzey anam. Babacı. Hatta şuraya dövme yaptıracağım canım anam diyor 8 yaşına gidiyor. Yaptıracak mı harbiden? İste yaptırmazsam adım Yok, sadece. Yok oğlum yaptırma, ben senin sevgini biliyorum. Senin de sevgini biliyorum. Ama bilmiyorum üzüldüm. Artık bilmiyorum. Üzüldüm. Sen daha çok eşya alıyor diye babamı mı seviyorsun? İlgi gösteriyor tabi, baba her istediğini alıyor. Ben bazen planlıyorum. Mıçı mıçı mıçı. Anam anam anam. Mıçı mıçı mıçı. Ooo. Mıçı mıçı mıçı. Anam anam anam. Ne geldi? Kim yaz söyle şey Musa yapmış. Musa yazmış, Musa kardeşimiz. Salim'i mi daha çok seviyorsunuz, Kuzey'i mi? Tek cevap. İkinizi de çok seviyorum ama Kuzey küçük olduğu için. Kuzey. Sevimli olduğu için. Hayır, ben sevmiyorum. Sevme değil. Ona daha iyi gösteririm çünkü küçük o. Tamam, seviliyor yani. Ben arkadaşlar ama ayırt etmiyorum. Evlat ayrımı kesinlikle ve kesinlikle olmaz. Kesinlikle benim için olmaz. Beş parmağın beşi birdir. Her annede sorsanız. Ama şöyle bir şey var. Salim bana niye daha çok ağır basıyor? Çünkü ben çok küçük yaşta anne oldum. 18 yaşında oldum. Ve Salim sanki benim arkadaşım gibi. Kuzey tabii ki ikisi de aynı. 3 yaşından mı baba oldun? Özetle şunu anne diyeyim. Oldum. Ben annemi, Kuzey babamı daha çok seviyor. Babam da Kuzey'i, annem de beni çok seviyor. Böyle. Ve yemeği başlamayı unuttum heyecandan. Uyu çok heyecanlı. Hiç kurgu videomuz var mı? Evet arkadaşlar, ben hemen cevaplıyorum. Kurgu videomuz yok. Yok. Niye derseniz, çünkü kurgu oldum mu sizler anlarsınız. Yani Oscar oyuncusu değiliz. Kışkırtma mı çekiyoruz? Planlıyoruz. Kime kışkırtma olacaksa onu yapıyoruz ama o kişinin haberi olmuyor. Kesinlikle kurgu yok. Yalçın, Meral abla Fenerli mi? Bu arkadaşlar size bir şey diyeyim. Anneme Fener forması acayip yakışıyor sarışın olduğu için. Şapkası da. Bak ben Galatasaraylıyım ama annemin Fenerli olmasını isterim. Rekabet olur evde. Evet sen düşüncelerinizi alayım Ali. Kuzey Fenerli miyim? Galatasaraylı olursun. Fenerli olsaydı seni boşardım. Sen? Aynı şekilde ben de. Sen boşayacak mısın? Ben gizli bir Fenerliyim. Yarın avukatlar gidiyoruz babacım. Ooo, kim sormuş? Kuvarecim var. Ecrin Ali abi sinirli mi diye soru sormuş. Ben hemen cevaplıyorum arkadaşlar. Ecrin sırası. Ali sinirli. Acayip. Öyle gerçekten öyle sinirli. Herkes. Çünkü video olduğu zaman gözü hiçbir şey görmüyor. Video kaliteli olsun diye çok sinirli. Normal hayatında sinirli mi? Bazen sinirli. O da düzen konusu. Onlar sinirli. Çünkü bunlar çok dağınık olduğu için Ali abiniz çok sinirleniyor. Sen? Babam hiç sinirli değildi. Babamın ben de sinirli olduğunu düşünüyorum. Çünkü babam ara sıra da böyle bir anda patlama yaşıyor. Tepki patlaması. Ne yapıyorsunuz? Durduk ya. Sen Salim. Arkadaşlar babam acayip sinirli. Tanıdığım en sinirli adam diyebilirim bu arada. Ciddiyim. Duydun mu? Biraz kendine çeki düzen ver Ali Bey. Şimdi kamerayı kapatıyormuş. Miraç Fatih. Salim üniversiteye giderken yine sizin yanınızda mı yaşayacak? Yoksa ayrı evde mi? Ayrı ev. Video çekiyoruz diye annemgille yaşayacağım. Video çekmeseydik. Yine aynı ev. Hayır.
Ben seni tek bırakmazdım. Hayır. Hiç de öyle bir şey yok. Kuzey Yanık fan. Kuzey Yanık fan. Hatta 32. Ben biliyorum bunu. Vay canına. Salim abi neden üniversiteye gitmedi? Salim sınava girdi. Ama istediğimiz gibi puan almadı. Aslında bizim o videodaki sevincimiz gerçekten hiç çalışmadan, kitabın yüzünü açmadan girip de o puanı aldı. Ama gitmedi. Devamını diğer sorularda da var arkadaşlar. Şöyle bir şey diyeyim arkadaşlar, siz anlayın. Geçen sene çözdüğüm sorunun toplamı bugün çözdüğüm 200 soruyla eşit. Yani bir günde 365 günün sorusunu çözdüm. Hatanı anladın ama değil mi? Günlük 10 soru çözüyordum, arkadaşlar dışarı çıkıyorduk orada. O yönden sıkıntılıydı. Sen de Salim'cim. Feyzan, niye kedilerinize video gelmiyor? Annemin kanalı kedi kanalı arkadaşlar, oraya geliyor. Benim aşkım birden hadi birden hadi. Arkadaşlar benim aslında TikTok hesabıma kedilerimle videolar atıyorum. Bunlar benim canlarım, evlatlarım ya. Tuğba, Kuzey sınavlardan kaç aldı? Bunun cevabını Tuğbacım Küçük Bey TV'ye gelecek video Kuzey'in notlarıyla alakalı. Ama şöyle bir şey diyeyim arkadaşlar, Kuzey geçen seneki gibi çalışmıyor. Evet, bu sefer Salim çok çalışıyor, Kuzey çalışmıyor. Tam tersi oldu. Bu sene çok boşladı Kuzey. Ben anlamıyorum ya. 30 dakika giriyor. Ben de farkındayım, Kuzey çok boşladı. Ben de öyle açıyorum. 5. sınıf bana diyorlar ki çok kolay diyorlar. Kolay mı? Zor. Sonra bir giriyorum. Dersen hiçbir şey anlamıyorum. Anladığım yerde de zaten. Baba. Duyuyor musun? Duyuyorsun değil mi? Evet, bağımsız. Hüseyin Efe. Bu videoyu çekerken bir aksilik olup yeniden çektiniz mi? Ve bu hangi video? Evet, çok. Hatırlıyorum. Arkadaşlar bir gün ne oldu biliyor musunuz? Sildiğimiz oldu. Penaltı challenge'ı çekti. Şöyle bir şey var arkadaşlar, babam videoyu silmiş, benim üzerime attı. Ben anlatayım. Arkadaşlar videoyu çektik, geldik eve. Bitti yani. Saatler kaldı, videoyu yayınlayacağız. Resmi paylaşmışız, video yayınlanacak diye şu saatte. Bir baktık video yok. Ali abinizin bir huyu vardır, telefonunda her şeyi siler. Sen tut, montajladığımız videoyu sil. Her yerden. Her yerden silmiş. Sonra ne yaptık arkadaşlar? 3 saat kala tekrardan gittik. Tekrardan penaltı çalıp çektik. Ve hemen hızlıca montajlayıp yükledik arkadaşlar. Çok sıkıntılar yaşıyoruz. Tamam. Salim sen de. Tamam, onu değiştireceğim. Tamam. Sen de. Meltem, Salim abinin ehliyeti var mı? Arkadaşlar ehliyetim yok ama 20 gün ya da bir ay sonra ehliyet aldım. Yazıldın. Onu da söyle. Ehliyeti aldıktan sonra da dershaneye de arabayla gideceğim artık. Ama şu an tek tük sürüyorum yani, böyle trafik olmuyor. Şimdi bir saniye. Benim, yazıldı ama. Benim videoda abime bir sorum var. O gün arabada sordum, çok ters bir cevap verdim. Eğer arabanı alırsan, hani benim okulum senin okulundan önce ya. Ehliyetini beni de bırakır mısın? Hayır, o gün bırakır mısın demedi. Bırakacaksın dedi. Ben de sinirlendim arabada, dedim ki bırakmayacağım. Bırakırım derken şurada. Şuna hadi arkadaş, okul şu. Bu kadar. Ayağım. Eda, Salim hangi bölümü okumak istiyor? Evet, söyler misin? Her ay değişiyor arkadaşlar. Yok, bu sefer değişmiyor. Bana söz verdi çünkü. Hukuk. Ben de dershaneye yazdırdım. Hukuk okumak istiyor arkadaşlar. Avukat olmak istiyor. İnşallah onu avukat kütbesiyle de görürüz diyorum. Çok öbür çalış. Öbür McBank'te avukat oluyormuşmuş. İnşallah. Araba alındı. Ay ne güzel olur. Avukatları nasıl? Asiklopedi okuyor. Arda. Kuzey, TikTok'ta bir kız var. Sana aşık, ne düşünüyorsun? Ben bu konuyla alakalı hiçbir şey söylemek istemiyorum. Kız resmen bana, yani ben ona aşık değilim. Herkes benim ona aşık olduğumu zannediyor. Ama ben sadece yaşıyorum diyorum. O kız, olabilir. Evet. Sadece o kız bir şey yaptı. Bu olayı da burada kapatmak istiyorum yani. Ya bir arkadaşımız var. Benim bir videoma yorum yapmış. Herkes ona böyle dış görünüşüyle alakalı bazı böyle cümleler falan yapmış. Arkadaşlar insanların dış görünüşüyle lütfen dalga geçmeyin. Ben baktım, çok tatlı bir kız çocuğumuz. Olabilir. Kuzey'i sevmiş olabilir. Ama öyle bir şey yok. Oha lan. Evde biri var zannettim var ya. Last of Us devam ediyor babam. Bozdum lan. Kalpten gidiyor. Eve biri girdi zannettim. Ben de. O yüzden arkadaşlar Kuzey'i sevmiş ama bunu herkes verdim çok gitti. Abartmış ama öyle bir şey sadece yok. Ben şimdi ben de. Bir saniye, sadece ben dinlemek istiyorum. Ben o kıza aşık falan değilim. Evet değil. Koray.
Ali abi ne iş yapıyor? Evet, bunu babam yapıyor. Arkadaşlar, Ali abiniz... Ali, söyler misin? Sen cevaplayın. Ben cevaplayayım. Ali abiniz bu sektörden önce reklamcılıkla uğraşıyordu. Daha sonradan biz bu sektöre girdiğimiz için arkadaşlar, bizim şirketimiz var. Ali abiniz kamera arkasında ve bizim bütün her şeyimizle Ali abiniz ilgileniyor. Bu şekilde de açıklamış oldum. Yeterli midir Ali Bey? Yiğit Egemen, başka illerde video çekmeyi düşünüyor musunuz? Evet, düşünüyorum. Ben de babacım söylesin. Çekiyoruz da zaten. Çekiyoruz. Mesela bir tatile gittiğimizde ya da herhangi bir yere gittiğimizde bir günlük bile olsa sizlere videolar çıkarıyoruz. Şimdi buradan da bir sürpriz vereyim. Tam net olamayabilir ama belki başka bir ilçede video çekebiliriz. Hadi bakalım sen başka de. Başka bir ilçede mi? Şuradan 100 metre çık zaten başka bir ilçe. Hayra Nisa. Kuzey'in sevgilisini ne zaman göstereceksiniz? Salim abi hani gösterecekti? Hani nerede? Kardeşim. Ben 100 bin like istedim ama 100 bin like. Yani bir haftada dedim. Bir haftada da geldi. Geldi de geçti bile. Arkadaşlar ben atamayacağınızı zannettim. Öyle bir cümle kullandım sonra pişman oldum. Arkadaşlar zaten. Kuzey'in sevgilisini gösteremeyiz niye derseniz çünkü... Ailesi. Ailesi var sonuçta. O çocukla... Hani bazıları herkes sizin gibi iyi niyetli olmuyor. Kötü niyetli insanlar da var. O yüzden göstermek bakayım istemiyoruz. Yani. O yüzden anlayışınız için şimdiden teşekkür ederiz. Doğukan, kuzişin yapmaktan hoşlandığı veya hoşlanmadığı bir şey var mı? PES oynamak, futbol oynamak, evin içinde top oynamak. En çok hoşlandığım şey nedir söyleyeyim mi? Futbol oynamak. Hoşlanmadığın şey? Hoşlanmadığım şey de benim beni futbol oynarken voleybol ya da basketbol oynaması. Salim sen de futbol. Ne alaka kardeşim ya. Hasan Ali, abla Kuzey'e sosyal medya hesabı açmayı düşünüyor musunuz? Evet ablacığım. Ablacığım Kuzey'e sosyal medya hesabı açmayı düşünmüyoruz. Zaten hesaplarımız var. Onları bizler tek idare ediyoruz. Snapchat hesabı var arkadaşlar. Evet, Snapchat. Beni orada değişik değişik hikayeler atıyor. Abdülkadir. Evet. Kuzey büyüdüğünde ne olmak ister? Evet söyle. Meslek olarak. Ben futbolcu olacağım. Bir tane daha ben iyi olur o zaman futbolcu olacağım. Aynen. Tamam. Ne olmak? Ben meslek olarak doktor olmak istiyorum. Çünkü doktorluk havalı bir şey. EBFY diye biri yazmış. Çok güzel Kuzey adamlar. Futbolcu olunca Galatasaray dışında hangi takımda oynamak isterdi ve mevkisi ne olur? Şöyle bir şey diyeyim önce. Ben gelir Real Madrid'de oynamak isterdim. Evet. Sağ açık. Tamamdır. Evet, evet. Sen orada de. Kim oynuyor biliyor musun? Oraya seni alırlar. Nereden biliyor? Yıllar sonra belki bu videoyu izlersin. Yani, öbür Macbank'ta Kuzey'de Real Madrid'de oynayacak. Yani. Annem de Fenerbahçe'nin teknik Real Madrid'in yeni gözdesi. Oo, Hüseyin Efe ooo. En çok maliyetli olan videomuz. En çok maliyetli olan videomuz arkadaşlar çok neredeyse var. Hepsi. Hesap kimde? Hesap kimde? Ooo. Anlatamam ona size. Yıkılış yaşadık onda resmen. Hayır. Abimin çektiği Kral Vezir. Hepsi yani. Araba videosu. Araba videosu. Evet. Evet en son çektiğimiz araba. Battık artık. R, K, L, Y. Meral abla Kuzey'e sorar mısınız? Hem okul hem video çekiyorsunuz. Onun için yorucu oluyor. Kuzey hiçbir şey yapmıyor. Oturuyor videoyu çekiyor gidiyor. Benim için yorucu olmuyor. Hem de şöyle bir şey oluyor. Eğleniyorum. Ben aynen. Hem eğleniyorum hem de okuldan geldikten sonra ödevlerimi yapıp direkt aşağı iniyorum. Evet yani boş vakti oluyor. Nasıl oluyor arkadaşlar? Biz genelde hafta sonlarına yayıyoruz. Kuzey'in okulundan geri kalmasın diye. Evet. Hafta sonları falan çekiyoruz. O yüzden sıkıntı olmuyor. Bu arada Burhan'a Fen Hocama selamlar. Her videonda niye Fen Hocama yok Fen Hocasına demiş ki sana selam yollayacağım. Evet Fen Hocam da doğru. Ahmet Berat. Kuzey ile Salim kavga ediyor mu? Arkadaşlar ben bunları kime benzetiyorum biliyor musun? Tom ve Jerry'ye benzetiyorum. Ben sadece gerçekten. Jerry bu da Tom. Arkadaşlar şey diyor. Boks eldiveni var. Kardeşim gel boks öğreteyim sana diyor. Doğru boks öğretiyor. Ne yapıyor arkadaşlar söyleyeyim mi? Şey diyor. Nakat yapıyorsun resmen. Arkadaşlar şey diyor. I'm Ray Mysterio diyor. Abi, şey benim odama geçiyoruz böyle. Ben eldiveni takıyorum. O eldiveni. Sen de az değilsin ama. Sonra yüzüme yumruk. O gün bir girdim odaya arkadaşlar. Bildiğiniz ikisi boks yapıyor. Babamı çağırın buraya babamı. Baba çabuk gel. Sen Ali gel buraya. Babacığım. Hacer'in sorusu. Ne sormuş? Üçüncü çocuk. Babam mı? Babanı soracağız. Baba gelir misin?
Üçüncü çocuk ne zaman gelecek? Yarın sabah. Ya. 17.00'da yayında. Sen cevap ver buna. Ben cevap vermeyeceğim. Bilmiyorum. Kendimi hazırlasak mı? Ne diyorsun ya? Saçma sapan şeyler konuşma. Ne diyorsun sen? Değil misin sen? Aa. Bilmiyorum. Doğum yapmaya. Ne diyorsun ne? Ya ciddice bir Hacer soru sormuş. Çok korkuyorum. Hacer soru sormuş. Askerlik abi. Hacer. Çok korkuyorum Hacer. 10 yaşında. Ya düzgünce cevap ver. Hacer doğumdan çok korkuyorum. Ali düzgünce cevap verir misin? Bilmiyorum Allah bilir. Ecrin. Kuzey ve Salim. Ben de. Ecrin deyince nasıl hemen attı ağzından sen? Ben de. Tamam ben sordum. Kuzey ve Salim'in araları iyi mi? Değil arkadaşlar. Aynen. Bazen iyi. PES oynarken iyi. Ama daha sonra... Bazen merhamete gülüyorum kafasını seviyorum. Yani kafasını seviyorum. Yani gel kardeşim diyorum sarılıyorum. Sonra 30 dakika sonra sinirliyor beni. Ben hiç görmedim öyle Yusuf şey. Sormuş soruyor. Evet. Meral abla Alstar'a kimi alacaksınız? Arkadaşlar Alstar'a... Turabi, Yücem, Nagihan, Damla. Nasıl yapacağız? Hafta, her hafta biliyorsunuz mahalle maçı serimiz var. Biz onu çekiyoruz. Orada en iyi olanlardan seçeceğiz. Daha sonra da All-Star'da o en iyi olanlarla tekrardan bir maç yapacağız. Tabii ki de ne söz verdim? Tablet sözü verdim. Pişman oldu galiba. Söz verdikten sonra pişman oldu. Herkes yazıyor. 3 tane tablet vereceğiz. Arkadaşlar Abdullah kardeşimiz galiba biraz geç kalmış. Salim yeniden üniversiteye girecek mi? Arkadaşlar söylüyorum. Ay soruyu sormadım. Olsun söyleyeyim. Son sorumuz herhalde bitti. Evet, bitti. Abdullah ablacığım Salim tekrardan dershaneye yazdırdık. Bu üçüncü dershanesi. Sanki üç kere aynı. 11, ama üçüncü dershanede. Şöyle 11'de yazıldım, 12'de yazıldım, bir daha üçüncü yazıldım. Dershanede arkadaşlar çalışmaya başladı artık. Öyle bir çalışıyor sabah akşam. İnşallah annem istediğin yeri kazanırsın. İnşallah. Avukatlığı istiyoruz. İnşallah da olur. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sorularınız için hepinize tek tek teşekkür ederiz. Öbür MacBank videosunda Kuzey Real Madrid'de ben avukat olarak annem de Fenerbahçe'nin teknik direktörü kadın voleybol takımında olacak. Babam da doğuma gidecek. Öyle değil mi? Hiç hani espri şuradan geliyor. Öbür videoda iki ay önce araba almayacak önemli. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Eğer bu videonun devamını istiyorsanız da arkadaşlar like butonuna basmanız yeterli. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Sonunu kesme sakın. Doğum.